Şeytan Allah'a sığınırım. Lokman Suresi. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu huruf-u mukatta denen harflerde son derece sırlıdır. Hazreti Mesih devresinde, Hazreti Mehdi zamanında inşallah bu ayetlerin sırları ortaya çıkacak. İnşallah. Bu harflerin inşallah. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Muhsin olanlara bir hidayet ve bir rahmettir. Onlar namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler ve onlar kesin bir bilgiyle ahirete inanırlar. Yani net, kesin iman ederler diyor Allah. İnşallah. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzerindedirler. Allah'ın hidayeti onların üzerindedir. Felah bulanlar da onlardır. İnsanlardan öyleleri vardır ki bilgisizce Allah'ın yolundan saptırmak ve onu bir eğlence konusu edinmek için sözün boş ve amaçsız olanını satın alırlar. İşte onlar için aşağılatıcı bir azap vardır. Allah'ın yolundan gizli saptırmak. Mesela şimdi yeni bazı din adamları türedi. İslamiyetle kendilerince gizlice alay ediyorlar. Mesela ya Müslümanları gizlice böyle imanlarını soğutacak bir usul içerisine sokuyorlar. Ya gizlice Darwinizm propagandasını yapıyorlar. Ya Müslümanların ümitlerini kırıyorlar gizlice. Mesela İslam'ın dünya hakimiyeti gücünü kırıyorlar. Onlara olan isteği, heyecanı, şevki evet. kırıyorlar. Yani gizlice Müslümanların içten zayıflamasına sebep olacak bir faaliyet için oluyorlar. Bu arada da milleti güldürmek, eğlendirmeyi esas evet. alıyorlar. Ve boş laflarla insanları eğlendirmeye çalışıyorlar. Ve bunlar da genel kültürü zayıf. Yani bilimden nasibini almamış, Allah'ın sanatını bilmeyen, Allah'ın dış tecellilerini araştırmayan, kültürü düşük ve cahil insanlar. İnşallah. Allah diyor ki Cenab-ı Allah, bilgisizce Allah'ın yolundan saptırmak ve onu bir eğlence konusu edinmek için, eğlendirmek için, yani insanları eğlendirmek hı hı. için, sözün boş ve amaçsız olanına, boş ve eğlendirici sözler, satın alırlar. İşte onlar için aşağılatıcı bir azap vardır. Bir kısmı da ona ayetlerimiz okunduğu zaman sanki işitmiyormuş ve kulaklarında bir ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak sırtını çevirir. Artık sen ona acı bir azap de müjde ver. Bir kısmına da yaratılış anlatıyor. Allah'ın varlığı, Kur'an'ın gerçekliği anlatılıyor. Onlar da büyüklük taslayarak zaten genelde öfkeli, sinirli ve gergin insan oluyor. Böyle makul, değil mi? Müşfik, dengeli, böyle inatçı olmayan, tutarlı bir insan çizgisi pek göstermiyorlar. Gerçekten iman edip salih amellerde bulunanlar, yani samimi ibadetlerde, samimi Allah için gayrette bulunanlar ise onlar için nimetlerle donatılmış cennetler vardır. Allah onları nimetlerle donatılmış cennetlere koyacak diyor orada Cenab-ı Allah. İnşallah. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Orada ebedi yani sonsuza kadar kalacaklar. Allah'ın vaadi haktır. Mesela Mesih'in inişine söylüyor Cenab-ı Allah. İnecek diyor, vaadi haktır. Mehdi çıkacak diyor, hak. İslam dünyaya hakim olacak diyor, hak. İnşallah. Yani mutlaka olur. İnşallah. O üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.